Bağlaç sorumuzda ilk kısımda hayvanların kullanımı biyolojik araştırmada ahlaki sorunlar ortaya çıkartıyor. Hayvan hakları ile ilgili. Burada hayvanların kullanımı ile ilgili ahlaki sorunlar var. Buraya bir eksi verdim. Sağ geçtiğimizde bizim insan beyni hakkındaki bilgimizin çoğunluğu nereden türemekte, nereden gelmekte? Hayvan beyinleri üzerinde araştırmadan. Burada ise hayvanlar üzerine yapılan araştırmalardan bizim bilgi elde ettiğimiz söyleniyor. O yüzden buraya da artı vereceğim. Bir taraf eksi, bir taraf artı. Since, because, paralellik paralel bir bağlaştır. Antil kadar anlamında ama zamansal bir ilişki yok burada. Unless madıkça yani biyolojik araştırmalarda hayvanların kullanımı ahlaki sorular ortaya çıkarmadıkça mı insan beyni ile ilgili bilgimizin çoğunluğu bu araştırmadan türüyor? olmadı. Vans bir zaman bağlacı olur olmaz anlamında. Tens uyumu göz var gözüküyor ama burada zamansal olarak bir öncelik sonralık söz konusu değil. Rağmen anlamında olduğa gireceğiz. Yani biyolojik araştırmada hayvanların kullanımı, hayvan hakları hakkında ahlaki sorunları ortaya çıkarmasına rağmen bizim insan beyni hakkındaki bilgilerimizin çoğunluğu hayvan beyinleri üzerindeki araştırmalardan türemektedir. Bu araştırmalardan gelmektedir diyerek rağmen ifadesine gideceğiz. Bizim bağışıklık sistemimiz işler, bir ordu gibi işler çalışır petrol devriye atmaktır diyor. Vücutta devriye atıyor. Sadeleştirme var cümlelerin özneleri ortak. Petrolling cümlesinin öznesi de our immune system. Verb diye sadeleştirmeye gitmiş. Bedende bedenimiz içerisinde devriye atıyor. Patojen, mikrop yapan, e, hastalık yapan mikropları arayarak ne yapıyor? Vücutta devriye atıyor. Ya ne yapıyor? Contain kelimesi kısmak, kesmek, engellemek ya onları engelliyor ya da onları öldürüyor arkadaşlar. Şimdi bakın, bağışıklık sistemimiz bu mikropları ya engelliyor ya da onları öldürüyor. Burada bir artı ifademiz var. Sağda da onlar dedi bu mikroplar enfeksiyona ve hastalığa sebep olabilirler. Burada da bir eksi var. Şimdi baktığımızda bat uygun. So bu yüzden böylece paralel bir yapı. Unless medikçe madıkça anlamında kullanılan bir yapı içinde can olabilir mi? Olabilir. So dediği düşünenler var olsun diye amacıyla yani mikroplar enfeksiyona hastalığa sebep olsun amacıyla mı? Bağışıklık sistemimiz mikropları öldürüyor. Olmaz. Before da duruyor arkadaşlar. Şimdi bağışıklık sistemimiz mikropları engelliyor ve onları öldürüyor ama onlar enfeksiyona ve hastalığa sebep olabilirler. Olmadı. Bağışıklık sistemimiz onları engelliyor ve öldürüyor. Onlar enfeksiyona ve hastalığa sebep olmadıkça mı öldürüyor ya da engelliyor? Hayır. Onlar bir enfeksiyona ve hastalığa sebep olmadan önce bağışıklık sistemimiz Onları engelliyor ya da öldürüyor diyeceksiniz. Önce anlamında zaman bağlıcı olarak kullandık. Ten suyumu vardır. Şöyle çevirebilirsiniz. Bizim bağışıklık sistemimiz e, mikroplar enfeksiyon hastalığa sebep olmadan önce bir ordu gibi işler. Vücudun içerisinde patojenleri e, arayarak devreye atarak ya onları öldürür ya da onları engeller diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar. İki boşluklu sorularda çözüm stratejimiz şu. Her iki boşluktan sonra ne gelmiş? Birinci boşluktan sonra stadyumda canlı olarak, sağda ise televizyonda. Dikkat ederseniz her iki boşluktan sonra da insanların takımlarını nerede izlediği anlatılmış. Yani paralel bir yapı var. Şimdi paralel yapıları gördüğümüzde aklımıza doğal olarak both and, neither nor, either or, not only but also, whether or gibi yapılar geliyor arkadaşlar. Ama unutmamanız gereken şey şu. Adana'daki both and ile Not only but also birbirlerini elerler. Peki birbirlerini elemedikleri yer neresidir? Not only but olsa iki cümleyi birbirine bağlarsa ya da not only but olsonun başa çekilip devrik yapıldığı durumlar haricinde Burada her ikisi birbirlerini eleyebilirler. Burada biz ikisini birbirine ele ettirdik. Şimdi son seçeneğimizde Edirne seçeneğindeki yapıyı hatırlayalım. Şöyle bir yapıdır. To'dan sonra bir adjective ya da adverb, bir sıfat ya da zarf gelir. İkinci to'dan sonra da bir verb one yapımız var. Burada böyle bir yapı olmadığı için direkt eledim. Şimdi Bursa ile Ceyhan arasında anlama gireceksin. Şimdi futbol değişiyor ve tekrar diyor birçok fan yıllarını harcamışlar. Spent years ne yaparak? Ekiplerini, takıplarını izleyerek yıllarını harcamış olanlar nerede? canlı olarak stadyumda ya da televizyonda. Şimdi ne stadyumda canlı ne de televizyonda mı diyeceğiz? Ya stadyumda canlı ya da televizyonda takımlarını izlemiş olan fanlar mı diyeceğiz? Tabii ki neither nor elenecek. Either or ya öyle ya da böyle anlamında Ceyhan'a gideceğiz. Tam çevirmiş şöyle futbol değişiyor yeniden ve ekiplerini takımlarını stadyumda canlı ya da televizyonda izleyen fanlar uzun zamandır yüzleşmek zorunda kalmışlar. Have long had to face. Burada have to yapısı present perfect tense çekilince have had'de oluyor arkadaşlar. Ne gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalmışlar? Takımları artık yerel olarak sahip değil ve yerel olarak işletilmiyor. Yani takımların sahipleri de yerli insanlar değil. Takımlar yerli insanlar tarafından da yönetilmiyor. Bunun farkına varmışlar diyeceğiz. Cevabımız Ceyhan olacak. Arkadaşlar video oyun sektörü immensely devasa derecede büyüktür. Yani ben burada ne diyorum? Video oyun sektörünün çok büyük olduğunu söyledim. Buraya bir artı verdim. Sonra nokta bağlaç virgül. Dördüncü grup bu bağlaç görüyorsunuz. Sağa geçtim. It ifadesi video oyun sektörüne gönderme yapıyor. Daha büyüktür. Film ve müzik endüstrisinden daha da büyük. O zaman burada da ilk cümleyi destekleyen bir ifade olduğunu görüyorsunuz. Şimdi however ama yine de zıtlık bağlacı elendi. Otherwise aksi takdirde if clause bağlayıcı if clause modülleri beklersiniz zıtlık isteyen bir yapıdır. Then sonra anlamında bir zaman bağlayıcıdır. Birbirlerini takip eden olayları anlatır. Böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi in fact her ne kadar sözlük anlamı aslında gerçekte olsa bile bu bağlacın en yaygın kullanımı vurgulama yapmaktır. Güçlendirmektir ilk cümleyi. Bu anlamda dahası demek iyi bir tercihtir. Video oyun sektörü devasa derecede büyüktür. Dahası Film ve müzik endüstrisinden daha da büyüktür diyeceğiz, İkisinin toplamından daha da büyüktür ve sadece büyümeye devam ediyor, yani hala büyümeye devam ediyor diyeceğiz, infekte diyeceğiz. Zerfor niye olmuyor? Çünkü burada bir sebep sonuç ilişkisi yok. Yani video oyun sektörü devasa derecede büyüktür. Bu yüzden mi film ve müzik endüstrisinin toplamından daha büyüktür? Hayır. Burada vurgulama var. İlk cümleyi güçlendirmek için kullanıyoruz. Özelte paragraf tamamlama. Roma rakamlarında bu infekte indite as a metro fact ifadelerine dikkat edelim vurgulama için kullanıldığında. Prep sorularında %75'lik kısım okumayla çıkabilir, %25'lik kısım ise ezberdir arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bazı insanlar seçebilirler. Choose arkasından to infinitive istiyor. Choose to avoid patatesten kaçınmayı Seçebilirler, tercih edebilirler. Kaygı endişelerinden dolayı. Şimdi concern kelimesi kaygı endişe anlamında devamında over gibi, about gibi ifadeler alır arkadaşlar. Bir şey üzerine kaygı derken over, about yaygın bir kullanımdır. Bit'e gitmiyoruz. O concern with ilgili alakalı anlamda kullandığımız ifade burada böyle bir yapı yok. Kilo kazanımı hakkında ya da üzerine kaygı endişeler diyeceğiz. Sağa geçeceğiz. Tipik kaynatılmış bir patates sadece 130 kalori civarındadır ki bu aslında daha az kaloridir bir muzdan arkadaşlar aynı büyüklükte burada görmenizi istediğim şey ise of the same size ifadesi yani bir şeyle aynı büyüklükte derken of the same size diyeceğiz Ceyhan cevabımız olacak ona değil of'a gittik Ceyhan cevap